Herkese merhaba tekrardan. Bugün Cihan'la beraber aslında eğitim tasmalarının ne olup ne olmadığını anlatıyor olacağız ve ne amaçla kullandığımızdan biraz bahsediyor olacağız. Arkadaşlar anlayacağınız gibi başında da söylediğim gibi bunlar birçok atıyorum burada prong color, woods tasmalar, hatta elektronik tasma dediğiniz e-color'lar bulunuyor. Ama bunlar adından da bahsettiğim gibi videonun en başında bunlar sadece eğitim tasmaları. Ve 7/24 köpeğinizin boynunda tutup kullanabileceğiniz tasmalar değil, eğitim süreçlerinde kullanabileceğiniz tasmalar. Bu tasma Türkiye'deki aslında adı boğma tasma diye geçer. Köpeğin boynuna göre ayarlanabilir bir stoperi bulunur. Çıkmaması amacıyla. Köpeğinize hafif bir noktada düzeltme amacıyla uyarıp bırakabilirsiniz. Genişlerler tekrardan uyaranı durdurduğunuz zaman. Bu Woods tasmalar şu anda elimde bulunan naylon bir Woods tasma. Bunun deri olanı bulunuyor bu Woods tasmaların. Ama şunu unutmamanız gerekir. Bunlar sadece eğitim süreçlerinde kullandığımız tasmalardır. Ve aslında takılışlarının bile bir metodu bulunur. Ters takarsanız köpeğinizi düzeltme uygulayacağız adında boğup aslında düzeltme de değil, sürekli yanlışı istiyor olma ihtimaliniz de yüksektir. Bunun için doğru ellerde kullanılması gerekir. Yani yakınınızda, çevrenizde tanıdığınız farklı eğitmenler varsa bunların nasıl kullanıldığına yönelik araştırmalara girebilirsiniz. Onlara sorabilirsiniz. Aktarırlar diye düşünüyorum. Elektronik tasmayı aslında çok ayrı bir konu olarak anlatmayı planlıyorum. Çünkü farklı bakış açıları var. Köpeğin zarar gördüğüne yönelik ama dünya çapında da dünya genelinde de birçok noktada düzeltmelerde aslında birebir köpeğin çok daha net öğrendiğine yönelik açıklamalar, uygulamalar var. Bunu sonra aktarıyor olacağım. Bu deri Woods tasma. Tabii ki de bunların her birinin farklı farklı boyutları var. Her köpek veya farklı köpek cinsleri için uygun doğru boyutlarda eğitim tasmaları kullanmanız gerekir. Softwoods'tan sonra ben örnek veriyorum. Biraz daha küçük bir köpeğim, yeni başlayan bir köpeğim varsa bunu tercih ediyor olabilirim. Daha sonrasında baklaları aslında biraz daha kalın. Biraz daha büyümeye artık başlamış olan köpekler için kullanılıyor olan, kullanmaya daha doğrusu kullandığım bir ürün. Biraz daha baklaları daha geniş, uyaranı aslında biraz daha yüksek olan bir tasma. Bu da aynı şekilde bir Woods tasmasıdır. Türkiye'de genellikle birçok köpekte görüyorum. Prong color. Aslında Türkiye'deki adı dikenli tasma. İnsanlar köpeklerin çekmemesi amacıyla bunu kullanıyorlar ama bunun kullanış şekilleri çok farklıdır. İyi farklı düzeltmelerde bunu kullanıyor olmanız gerekir. Onun dışında bu tasmayı kullanmıyor olmanız gerekir. Artık yürüme noktasında size odaklı, sizin yanınızda rahatça yürüyebilen bir köpeğiniz varsa bu tasmaların hiçbirini kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi bunlar sadece eğitim amaçlı olan tasmalar. Bir asıl kritik nokta, bu tasmalarda aslında bir takılış yönü var. Takılış yönünü doğru takmazsanız köpeğinizi büyük ihtimalle boğmaya başlayacaksınızdır. Bunun için elimi tas, köpeğin boynu olarak düşünebilirsiniz. Bu Woods tasmaların normalinde takılması gereken metot bu halkalı olan kısmının yukarıda olmasıdır. Şöyle algılayabilirsiniz. Ben köpeği uyardım. Bunu elimi köpeğin boynu olarak düşünün. Uyardım ve genişledi. Çok rahat genişleyebilir
Eğer doğru takarsanız. Ama ve lakin. Ters taktığınız zaman köpeğinizi düzeltmek yerine sürekli boğuyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ve bir şeyleri köpeğin bir davranışını düzelteceğim derken köpeği büyük ihtimalle bozuyor, davranışını daha da bozuyor olma ihtimaliniz var. Onun için bu tasmaları iyi bilin. Nerede, ne amaçla kullanıldığını ve hangi cins köpeklerde ve hangi boyutlarda. Mutlaka eğitmenlerden nacizane tavsiyem bunlar için nasıl kullanıldığına yönelik destek alın. Kafanıza göre bilinçsiz bir şekilde veya farklı insanların tavsiyelerinle ben köpeğime bunu taktım, köpeğim çekmeyi durdurdu diye almayın. O tasmayı taktınız, evet canı yanıyor çünkü boğuyorsunuz hayvanı, düzeltmiyorsunuz. Köpekler çünkü başları belaya girsin isteyen canlılar değillerdir. Bundan sebep o tasmayı çıkartıp diğer tasmaya taktığınız zaman büyük ihtimalle ve %90 oranında o köpeğiniz tekrardan çekmeye başlayacaktır. Bu yüzden köpeğinize doğru yürüme alışkanlığını kazandırmak veya bir eğitim noktasında yaklaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında bu gibi tasmaların hiçbirini kullanmayın veya eğitim süreci bittikten sonra bunları kullanmayı düşünmeyin. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki noktada da aslında gıdaları pekiştireç olarak kullandığımız gıda takviyelerinden bahsediyor olacağım. O